Lokma Dergi sunar. Bülent Orakoğlu'nun kaleminden. Kimse HDP'siz Erdoğan'ı yenemezmiş. Bu iddia HDP PKK terör örgütünün eş başkanlarından Paylan'a ait paylan PKK eşittir HDP terör örgütünün doğrudan desteği veya işbirliği olmadan Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki başkanlık seçimini Erdoğan'ın yeniden açık ara kazanacağına işaret ederek Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı yenmek istiyorsanız gelin işbirliği yapalım teklifini yineliyor. Daha önceki seçimlerde İstanbul Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu'na PKK HDP örgüt elemanlarınca terör örgütünün desteği sık sık hatırlatılmıştı. Hatta AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın seçimi kaybetmesine de bu oylar neden olmuştu. Bu kez terör örgütünün üst düzey bir militanı olan Garo Paylan da HDP-PKK terör eş başkanlarının bu seçimde örtülü ittifak yerine açık ve şeffaf ittifak açıklamalarını hatırlatarak bir önceki seçimde örtülü ittifak yapılan partileri uyarıyor sanırım. Eğer bu konuda bir değişiklik yaşanmazsa tüm Türkiye olarak bu kez PKK-HDP terör örgütüyle hangi siyasi partilerin işbirliği yaptığını açıkça göreceğiz demektir. Bu durum CHP haricindeki siyasi partiler açısından sıkıntılıdır. Terör örgütüyle ittifak yapan partiler siyasi menfaat için mi yoksa kendilerine göre hangi haklı nedenleri ortaya sürerek işbirliğine gidecekler merakla bekliyoruz. Garopayan siyasette cesur ve risk alanların kazandığını bu duruma örnek olarak Başkan Erdoğan'ı göstererek kendileriyle örtülü işbirliği yapan diğer siyasi partilerin bu kez açıkça ilişki kurmalarında cesaretli olmaları gerektiğini öne sürmüştü. Ancak seçimler öncesinde HDP-PKK'nın kendi menfaatleri açısından dile getirmediği ikinci ve çok önemli bir seçenek daha var. Bu da HDP-PKK'nın terörist faaliyetlerin merkezi olması nedeniyle kapatılması ihtimalidir. Şüphesiz bu seçenek PKK-HDP terör örgütünü Türkiye'de kaos yaratması için destekleyen Batılı ülkelerden aşırı tepki alacağı kaçınılmazdır. Ancak 31 Mart 2019 yerel seçim seçimlerinde halkların Demokratik Partisi'nin yerel seçimlerde kazandığı 65 belediyeden 40'ına terörle ilişkiden kanyum atandı. Seçilmiş 6 belediyenin eş başkanlarına ise KHK'dan ihraç nedeniyle mazbataları verilmedi. Önceki dönemde Demokratik Bölgeler Partisi'nin yönetiminde bulunan 102 belediyeden 96'sına kayyum atanması, bu partinin geçmişte kurulan partilerinin de terörle ilişkiden kapatılması, bu sistem içinde bu partinin örgütsel faaliyetlerinin, faaliyetlerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığının açık işaretlerini taşımaktadır. Üstelik uzun zamandan bu HDP'li milletvekillerinin PKK terörüne açık destek vermelerine karşın Meclis Genel Kurulu'nda demokrasiden, barıştan yana açıklamalar yaparken, Güneydoğu'da şehit olan asker, polis veya siviller hakkında terör örgütünü kınayacak tek bir kelime etmemeleri, HDP'nin neden Türkiye Partisi olamayacağının açık işaretlerini veriyor. Üstelik PKK terör örgütlerinin hendeklerle mağdurlarla, ikinci versiyonuna devrimci halk stratejisine HDP'nin parti olarak kurumsal destek vermesi PKK ile HDP arasındaki organik ilişkiyi deşifre ederken HDP'nin bir siyasi parti olarak kendi asli misyon ve programından ne kadar uzaklaştığını da açıkça ortaya koyuyor. Zira PKK terörünün desteklenmesi kararının sivil siyasetin ilgili kurum ve organlarında alınmış bir destek olduğunu inkar edilemez bir şekilde açık ediyor. Bu durum hem HDP açısından hem de HDP'de siyaset yapan politikacılar açısından büyük bir meşruiyet ve hukuki sorun yaratıyor. CHP'den HDP eşittir PKK'ya ihanet önerisi yine geçmiş dönemlerde CHP'li ile AK Partililer arasında yaşanan sözlü kavgaların nedenleri bir hayli ilginç olaylara gebeydi. CHP'li parti yöneticileri ve milletvekilleri sık sık HDP eşittir PKK söylemlerine tepki göstererek HDP'nin avukatlığına soyunurlardı. CHP milletvekilleri de araya girerek bu kavga ve sürtüşmeleri yatıştırırlardı. Geçmiş yıllarda bu söylemlerden rahatsız olmayan CHP'li milletvekillerine ne olmuştu ki bu kez bu söylem karşısında tepkilerini kavga çıkaracak şekilde şiddete dönüştürmüşlerdi. Bu işin arkasındaki sır, 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle parlamento seçimlerinde CHP'nin açıkça HDP eşittir PKK ile ittifak kurmasında saklıydı. Hatta CHP ülkeye hıyanet sayılabilecek bu ittifakı o derece ileri götürmüştü ki seçimleri kazanmaları sonucunda HDP eşittir PKK'ya özellik getirilmişti bilecekleri önerisini bile sunmuşlardı. Bu ihanet önerisi karşısında HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, CHP'nin seçim beyannamesinde yer alan özellik maddesiyle ilgili CHP'nin bu konuda bizimle aynı noktaya gelmesi sevindirici açıklamasını yapmıştı. Kılıçdaroğlu bu özellik önerisiyle Türkiye'nin bölünmesine ve beka tehdidine yol açabilecek gelişmelere bir anlamda yeşil ışık yakmıştı. Kılıçdaroğlu'nun defalarca girdiği seçimlerden yenik çıkmasının asıl nedeni bana göre Türk kamuoyundan bu nedenlerle kırık not almasıydı. Son sözümüzse Kılıçdaroğlu CHP'sinin DHKPC, FETÖ ve PKK ile ilişkilerinin zaten malumumuz olduğudur. Lokma Dergi sundu.